Merhaba değerli izleyiciler. Bir Memleket Masası programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Sayın Neslihan Binbaş Hanımefendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Neslihan Hanım, şimdi son dönemlerde STK'lar yani sivil toplum kuruluşları çok ön plana da geldi. Önemleri de anlaşıldı. Nilüfer Kent Konseyi de böyle bir kuruluş. Nilüfer Kent Konseyi'nin amacı nedir? Ya da Nilüfer Kent Konseyi'ni tanıtırken ne dersiniz izleyicilerimize? Bu arada sizi de öncelikle tabii tanımak da isteriz. Başkanı olarak. Şöyle benden başlayayım. Ben Neslihan Binbaş. 2015 yılından beri Nilüfer Kent Konseyi önce gönüllüsüydüm. Sonra da başkanı oldum. Bu evliyim, iki çocuğum var. İşletmeciyim, aynı zamanda bir meslek sahibiyim. Aynı zamanda BTSO meclis üyesiyim. Böyle yoğun bir sürü faaliyetler içinde, yoğunluklar içinde geçirdiğimiz bir hayat var. Bütün kadınlarda olduğu gibi. Nilüfer Kent Konseyi'nden bahsedecek olursak aslında biraz kent konseyleri tarihinden kısacık anlatmak iyi olabilir. Şimdi 21. yüzyılın özellikle köyden kente göçle ilgili ciddi anlamda kentleşme odaklı bir yüzyıl olma öngörüsüyle 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletler bir forum yapıyor. Önümüzdeki yani 21. yüzyılın nasıl bir yüzyıl olacağını tahayyül etmekle ilgili. Ve 2001 yılında Rio Janeiro'da toplanıyor ve kendilerine bir deklarasyon yapıyorlar. Kentleşmenin bugün itibariyle oradaki öngörülerinde olduğu gibi çok yoğun olacağını, kentlerin de kendi içlerinde kendilerini daha dayanıklı ve güçlü yapabilmesi için organizasyonlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Ve bunun çalışmalarına başlanıyor. Hatırlarsanız aslında yerel gündem 21'dir Nilüfer Kent Konseyi'nin önceki ismi ve Nilüfer'de de iyi bilinir. Bu taslakla beraber yerel gündem 21 oluşumları dünyanın her yerinde ve Türkiye'de de oluşturuluyor. 2005 yılında yerel gündem 21 ile yasayla beraber kent konseylerine dönüşüyor. 2009 yılı itibariyle de aslında bildiğimiz bugünkü anlamıyla yasayla kurulmuş, oluşturulmuş kent konseyleri ortaya çıkıyor. Kent konseylerindeki amaç şimdi neredeyse %70-75 gibi bir oranda şehirleşmenin yaşandığı bu dönemde kentlerdeki katılım mekanizmalarını güçlendirmek hedefleniyor. Dayanışma ilişkilerini güçlendirmek, sosyal bağları kuvvetlendirmek, yardımlaşmak, dayanışmak gibi yani bir sürü altını doldurabileceğimiz birçok içeriği var kent konseylerin. Bunların hepsini yapmayı hedefliyor. Bugün itibariyle de işte uzun bu süreçte yaklaşık 22 yıldan beri Nilüfer Kent Konseyi'de hikayesine devam ediyor. Peki Neslihan Hanım, ben bu anlamda şeyi merak ediyorum. Bu gönüllülük esasına göre de şey oluyor. Kaç üyesi var şu anda mesela? Ve bir de şunu da hemen ilave edeyim. Sadece Nilüfer ilçesinde ikamet eden insanlarımız mı var, yoksa başka yani Bursa'nın herhangi bir yerinden de gelip hani ben çalışmak istiyorum ya gönüllü olarak bir şeylere faydam olsun istiyorum. Bu sivil toplum kuruluşu aracılığıyla da bunları yapabileceğimi düşündüm diyen gönüllülerimiz de var mı? Var. Var ama şöyle Bursa Büyükşehir Kent Konseyi var, Osman Gazi Kent Konseyi var, Yıldırım Kent Konseyleri de var. Ama oradan. Şöyle ki Osman Gazi'den ya da Yıldırım'dan bir Bursalı bizim yaptığımız bir faaliyete dahil olmak isteyebilir. Elbette ki biz de kapılarımızı açarız. Açıklıyorsunuz ama orada da meclisler olduğu için şeyleri yapmak istedikleri faydalı işleri orada da yürütebilir gönüllüler. Evet. Kent konseylerinin yapısında yerel, sizin de dediğiniz gibi aslında çatı kuruluştur kent konseyleri. Çünkü STK'ların yereldeki bütün STK'ların bizim paylaşımızdır. Onu soracaktım. Aynen. Paylaş kelimesini de hatta kullanmıştım. Çok güzel. Paylaşınız diğer STK'larda var. Evet. Var. Yani kent konseyleri 2+3 yıldaki dönemlerde seçime giderler.
Kent konseylerinin genel kurullarında senede iki kere genel kurul yapmak zorundadırlar. Bunlar yasayla tanımlıdır ve genel kurullarında Haziran'daki bütün paylaşlarıyla beraber faaliyet raporlarını okurlar ve o günkü konuya göre ya da çalışılmak istenilen programa göre de faaliyetlerini geliştirirler. Bizim çok ciddi anlamda bir genel kurulu Haziran ağımız var. Yaklaşık 600 STK'ya çağrı çıkıyoruz. Bunun dışında tabii sadece STK'larda değil, çatı kuruluş olması şunu getiriyor. Akademik odalardan, aynı zamanda üniversitelerden, derneklerden ve sendikalardan oluşur bizim Kent Konseyi Yürütme Kurulumuz. Evet, işte ben organizasyonu bir o şekilde. Evet. Ben bir STK temsilcisiyim, bir STK'dan geldim. Ve burada kurum temsiliyeti önemlidir. Bizim için öncelikli olarak kurum temsiliyeti vardır. Vallahi Kent Konseyi gönüllüsü sayısına gelince açık söyleyeyim mi? Yani çok kabaca 10 bin diyebiliriz. Çünkü biz Kent Konseyi'nin faaliyetlerini yürütürken onlardan bir gönüllülüğe ilişkin şey almayız. Ne diyeyim, bir yazı, bir evrak, bir taahhütname almayız. Meclislerimizin içinde ama onların gönüllülük taahhütnameleri vardır. O yüzden hani bir kent konseyi gönüllüsü vardır. Biri çok geniş bir halkadır. Nilüfer'deki bütün vatandaşlar aslında Nilüfer'deki herkes de bizim gönüllümüzdür diye düşünüyoruz. Yani şöyle mi, alt meclisleri var sanıyorum değil mi? Çalışma organizasyondan da biraz bahsederseniz. Benim bildiğim ki ben de gönüllülerinizden biriyim. Meclisler var ve çalışma grupları var galiba. Doğru. Onlar da galiba taahhütname oluyor. Gönüllülük esası orada hani taahhütname ile bağlanarak gerçekleşiyor. Onlardan biraz bahsedersek, meclisler neler, hangi konseye bağlı alt meclisler ve çalışma grupları. Dediğim gibi 5 yılda bir seçilen kent konseyi yürütmesi var. Yürütmesinin altında meclis çalışma grupları var. Bunlar Kadın Meclisi, Emekliler Meclisi, Çevre Meclisi, Gençlik Meclisi ve Çocuk Meclisi. Hepsi de kendi konularında çok uzun zamandan beri faaliyetlerini yürüten ve etkin meclisler. Hakikaten diyorum ya, kendi konseyi tek başına bir bütün değil, bir sürü parçanın bir araya gelmesinden oluşmuştur. Bizim de önemli faaliyet alanlarımızı bu saydığım meclisler oluştururlar. Onlar kendi içlerinde de zaten çalışmalarını yürütürler ve hayata geçirirler. Ve bunların altında da çalışma grupları var. Çalışma grupları şöyle, henüz meclis olmamış, meclis olma kapasitesine sahip bir faaliyet yürüten, bir alanda faaliyet yürüten gruplar bunlar. Sayısı 10 da olabilir, 100 de olabilir çalışma gruplarının. Şu anda hali hazırda en faal olanlar, okuma gruplarımızı konuştuk hatırlarsanız. Hem Melih Helal okuma grubu, ki Türkiye'nin bu kadar geniş etki alanı olan en eski okuma gruplarından bir tanesidir. Geçtiğimiz aylarda, 2 ay oldu galiba, 200. kitaplarını okudular. Biz bunları gururla paylaştık. Çocuk okuma grubumuz var, bisiklet grubumuz var. Bu da bizim en son, en küçük grubum, en küçük demeyeyim, en yeni grubumuz ama hızla büyüyen grubumuz. Onun dışında kırsal alan gibi, yani engeller çalışma grubu gibi meclisler, yani şey, çalışma gruplarımız var. Anladım. Öncelikli çalışma grupları bunlar. Özellikle kadına yönelik olanlar da var. Bunları belirlerken kriterler ne oldu? Yani bu çalışma grupları veyahut da meclis isimlerini belirlerken, ana konularını belirlerken, yani bir farkındalık oluşturmak ayrı bir şey tabii ki. Bir de bu ihtiyaç nasıl? İhtiyaç. Tam da onu söyleyeceğim. Aslında kent konseyleri Nilüfer'in sesi olmakla yükümlü. O yüzden de tepeden değil, işte biz oturup da şu meclisi yapalım, bunu yapalım, bu da güzel olur gibi düşünmedik. O çalışma gruplarında olduğu gibi yasayla tanımlı 3 tane meclisi kurmak zorunda Nilüfer Kent Konseyi ve bütün kent konseyleri. Şunları kurar diyor. Ama onun dışında bu meclisler 3 tane olabilir, 30 tane de olabilir. Böyle bir şey yok. Biz de Emekliler Meclisi bunun çok güzel örneğidir. Birçok konseyin Emeklililer Meclisi yok. Bir öncelik dediğim gibi bu var olan 10 çalışma grubu gibi
bir çalışma grubu oluşturuluyor. Hı hı. Konuyla ilgili çalışmak isteyen, gönüllü olan herkes, hı hı, gelip siz de dahil olmak üzere, hı hı, şey diyebilirsiniz. Ben işte Bursa iletişimine ilişkin bir çalışma grubu, hı hı, oluşturacağım, hı hı, diyebilirsiniz. Bursa tanıtımına ya da Nilüfer tanıtımına, hı hı, ilişkin bir çalışma grubu oluşturacağım diyebilirsiniz siz, hı hı, ve arkadaşlarınız. Hı hı. O bir süre sonra faaliyetlerini devam ettirirse ve genişleyebilirse ve meclis olma talepler olursa meclise dönüşüyor. Bizim meclislerimizde Emekliler Meclisi'nde olduğu gibi, Çevre Meclisi'nde olduğu gibi böyle bir taleple meclisi olmuş. Bunu biz belirlemiyoruz. Oradaki çalışma grubundaki kişiler nasıl denir, kendi disiplinleriyle ve talepleriyle, evet, yaratıyorlar. Yani hem ihtiyaçlarıyla ilgili, hem çalışmak, hı-hı, istedikleri alanla ilgili, hı-hı, belki proje üretmek, tabii, istiyorlar, tabii, onlarla kesinlikle, ilgili. Aynen öyle. Güzel, çok güzel. Peki Neslihan Hanım, toplumun bunun üzerinden de gidersek, hani bu şekilde oluşuyor aslında da, toplumun katılımı ve farkındalığına göre, daha doğrusu farkındalığına yönelik çalışmalar neler Nilüfer Kent Konseyi'nde? Şimdi, Yani aslında bu meclisleri, belki bu grupların yaptığı işler anlamında da sorabilirim size. Aslında hemen farkındalık ve yaptığı işler dediğim ise, ben bazen şakayla karışık kendi konseyleri ne yapar diye soruyorlar. Ben de ne iş olsa onu yapar diyorum. Hakikaten öyle. Çünkü insanı ilgilendiren, kenti ilgilendiren her şey aslında kent konseylerini ilgilendiriyor. Aslında Kadın Meclisi'nin çok güzel bir örneği. Kadın Meclisi'nden bakacak olursak eğer, birincisi hem sosyal sorumluluk anlamında çok ciddi bir dayanışma ilişkisi, evet, içinde. Birçok STK ile paydaş ilişkilerini yürütüyor. Aynı zamanda kadın haklarına ilişkin de ciddi bir mücadele nin tam ortasında, hı-hı, yer alıyor Kent Konseyi, hı-hı, Kadın Meclisi. Bunun gibi çevre mücadelesi içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Hı-hı. Bir hak temelli çalışmaları var. Çok kabaca ayırırsak, hı-hı, aslında. Hı-hı. Bütün hemen hemen gruplarımız için, meclislerimiz için öyle. Hak temelli çalışmalar var. Ve bir de dayanışma odaklı, farkındalık odaklı, hı-hı, çalışmalarımız var. Bunların ikisini her zaman birlikte götürmeye, hı-hı, çalışıyoruz. Yani ne bir öncesin diğerinin önüne geçsin istiyoruz, hı hı, ne de geride kalsın istiyoruz. Bildiğiniz gibi kadın meclisimiz çok daha geçen haftalarda kadın cinayetiyle hayatını kaybetmiş, hı hı, bir kadının davasında müdahildi. Bunların davalarının takipçisi ve müdahili oluyorlar. Hı hı. Bu önemli görevleri. Görev demeyeyim. Öncelikli yaptığı işler, öncelikli aslında. Yaptı. Evet. Farkındalık yaratmak, aynen, adına öyle. Öncelikli ve dediğiniz gibi dayanışma da beraber. Evet. Yani hemen akabinde de dayanışma ile ilgili çok güzel bir hikayemiz var. Şöyle söyleyeyim, Kent Konseyi'nin değil aslında. Hı-hı. Bütün Nilüfer'in dayanışma ile ilgili çok güzel bir hikayesi var. Ben bunca zamandır Kent Konseyi'ndeyken şunu söylemekten hep gurur duydum. Nilüferli olmak ile ilgili. Çünkü dayanışmayı çok iyi biliyor Nilüfer. Birçok sefer, birçok alanda dayanışmaya ilişkin kampanyalar, hı-hı, yaptık. Hatırlarsınız, ta Erzincan depremiyle başlamıştı. Evet. Elazığ'la, pardon. Siz kendiniz de gittiniz o bölgeye, evet, bizzat, evet, destek için. Onun dışında işte geçtiğim sene orman yangınlarına ilişkin oraya gönderdik. Ve en son bu depremde yine Maraş depremlerinde de 10-15 güne yakın hem burada, hı-hı, toplama merkezinde, hı-hı, çalıştık, hı-hı, bütün gönüllülerimiz. Evet. Gerçekten sabah 9'dan akşam gece 2'ye 3'e kadar, sabahlara, hı-hı, kadar neredeyse, hı-hı, hiç, hı-hı, hem onlara gelen yardım malzemelerini kolilemek, tasdif etmek, ayırmak, istiflemekle ilgili, hı-hı, gönüllü bir çalışma içindeydiler. Hem de akın malzemeleri bize ulaştırmaya çalıştılar. Hı hı. O yüzden bu da bizim önemli işlerimizden, yani varoluş sebeplerimizden bir tanesi. Evet. Aslında evet, ihtiyaç duyulan anda orada olabilmek, evet,
böyle afet durumlarında özellikle orada olabilmek önemliydi. Nilüfer Kent Konseyi de bunu başarıyla gerçekleştirdi. Dediğim gibi siz de o bölgeye gittiniz, izlenimleriniz oldu. Zaten bir toplantıda da anlatmıştınız onları gözleriniz dolarak. Bunlar tabii çok güzel şeyler. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu farkındalığı, bu dayanışmayı yaratmak çok önemli, çok güzel. Bunu yaymak da tabii ki çok önemli. Şimdi efendim, peki bu güzel projeler var. Çevre, iklimle ilgili dediniz. Onu aslında birazcık açabilirsek sevinirim. Diğer başka böyle önde gelen projeler var mı şu anda? Onlardan da bahsedelim. Ve bir de hemen akabinde soracağım. Bu projeleri nasıl fonluyorsunuz? Mesela bu yardımlar hani farklı bir şey. Bu gönüllülerin yardım desteği o farklı bir konu ama diğer projelerin fonlaması ile ilgili neler yapılıyor ve o projeler neler? Biraz önde gelen projelerden bahsedebilirsek sevinirim. Önce fon ve para işinden başlayayım. Mesela Avrupa Birliği fonlarının kullanıldığı projeler var mıdır? Biz onların hepsinde paydaş oluyoruz. Kent konseylerinin tüzel kişilikleri yok. Bu yüzden de kent konseylerinin parayla işi yok. Aslında işin en keyifli kısmı bu bence. O bir, yani bu yüzden de suistimal edilebilecek ya da ne denir kullanılacak bir malzeme yok. Ha, bir nevi vakıf gibi. Şöyle vakıf mantığıyla. Evet, belediye dediğim gibi belediyeler yasasında der ki belediye ilçede ya da ilde kent konseylerini kurmak ve onların ihtiyaçlarını sağlamakla yükümlüdür diye bir ifade var. Bu finansör belediye olmuş. Aynen öyle. Buradaki kent konseylerinin maddi yükümlülüğünü ama yani şey değil mi? Çünkü orada organik bir bağ yok aslında. Yani sadece kurar diyor ve ondan sonrasında devreder. Sadece bir mali bağ var. Onu finanse etmesiyle ilgili. Organik bağ dediğiniz bir diğer anlamda yani bu dayanışma, farkındalık yapılan projelerle ilgili bir şeyi. Paydaşlık ilişkilerimiz var orada. Yani, paydaşlık ilişkileri var orada. Evet, yeni depremde de onu söyleyeceğim. Burada da Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi ortak çalıştık. Birçok ortak projeye beraberiz biz Nilüfer Belediyesi ile. Nilüfer Belediyesi kendisi 3 tane deprem toplanma alanı vardı. İki tanesi onların sorumluluğundaydı. Onlar oradaydı. Biz de zabıtanın orada hemen Agora'nın karşısındaki alandaydık. Orası önemli bir proje. Hemen buradan sonra ya onu anlatacağım. Tamirhaneyi duymuşsunuz muhtemelen. Evet. En son güzel bir projemiz. Çok keyif aldık onu çalışırken de. Ama açarsak biraz seyircilerimiz. Açacağım. Hem böylece belki gönüllülerimiz de artar. Çok güzel projeler var çünkü. Onlar da çalışmak isteyeceklerdir Neslihan Hanım. Doğru söylüyorsunuz. Dediğim gibi burada Nilüfer Belediyesi ile daha çok paydaş ilişkileri içindeyiz. Ama aslında dediğim gibi toplumun her kesimiyle biz paydaşlık ilişkileri kullanıyoruz. Hemen ilk aklıma gelen benim burada ajandamda kayıtlı tarihler. 17 Nisan'da köy enstitüleri anılabilir. Orada yine Kuşak köy enstitüleriyle paylaşırız gibi. Bugün bir kuruluş deklarasyonumuz var aslında. Erken olacak. Yine onun bilgisini verebilirim. Bursa Afet Dayanışma Koordinasyonu kurduk. 60 kadar sivil toplumla beraber. Çok güzel. Nilüfer Kent Konseyi'de kuruculardan bir tanesi. Bugün bunun basına deklarasyonu yapılacak. Basın metni hazırlandı. Önce burada söylemiş oldunuz. Evet. Önce size de. Afet Koordinasyon Merkezi kurulacak ve Nilüfer Kent Konseyi'de kuruculardan bir tanesi. Evet. Sevgili izleyiciler, İlk haberimizi de şu anda aldık. Evet. Diyorum ya, yoğun. Önce ilk bizde. yoğun bir gün yoğun olacak bir bizim için de öyle. Burada da dediğim gibi yine akademik odalar da dahil olmak üzere inşaat mühendisleri odası, mimarlar odası, tabipler odası, baro gibi yani konuyla ilgili tüm kurumlarla görüştük. Ortak toplantılar düzenledik. Üçüncü toplantımızda gerçekleştik. Burada sadece dediğim gibi konseyin ya da bütün sivil toplumun hikayesi öyle. Sonrası için değil, öncesi için de farkındalık yaratmak. Hepimizin de bildiği gibi Türkiye bir deprem ülkesi. Bugün Maraş'ta olduysa yarın Marmara'da olma ihtimali çok yüksek. O bölgede yaşanan sorunların hepsini gördük. Çok canımız yandı. Bunları bir daha yaşamamak istiyoruz.
Elbette ki depreme engel olamayız ama burada depremin neden olduğu yıkımları en aza İndirebiliriz. indirebilmek gibi bir derdimiz var. O yüzden de hani burada afet dayanışma koordinasyonunda da işte afet öncesi, afet ve afet sonrası diye üç başlıkla beraber uzun edilebilir bir iş olacak. Keşke sürdürülebilir olsun ve bu En şey önemli için şeylerden biri değil mi? evet. Projelerin sürdürülebilir olması. Evet, Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Çok güzel, çok hevesle başladığımız işler. Ya insan kaynaklarındaki yetersizlikten kaynaklı ya finansmanla ilgili yetersizlikten kaynaklı bir şekilde sonrasında sönümleniyor. İşte bizim diyorum ya burada konseylere bir tık daha sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü sivil toplumu desteklemek de aslında konseylerin asli görevlerinden bir tanesi. Diyorum ya kendi başına yapamayacağı küçük bir dernek. İşte kadın dernekleriyle ilişkilerimizi siz de bilirsiniz. Sonuçta nihayetinde 10 tane kadın derneği bir araya getirebilirsiniz, başka bir ses çıkıyor. Oradaki sivil toplum arasındaki ilişkileri ve koordinasyonu da kent konseyi çatısı üzerinden yaptığımızda yerelde de daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bir de hani bu da var yapılan işler Evet, arasında. evet. STK'lar arasında veyahut da dernekler arasındaki ilişkileri de veyahut da onların kendilerini ifade etme lerine de fayda sağlamak oluyor. O anlamda da o zaman kadın meclisi bu konuda özellikle kadın dernekleri ile ilişkileri yürütmek, işte onlara olan farkındalığı artırmakla İkinci el ve pazarları, dayanışmayla. evet. İkinci el pazarları mesela onunla. Evet, o da bir güzel bir proje. Tam da onun örneğidir. Biz şimdi iklim kriziyle paralel olarak, şimdi iklim krizini herkes söylüyor. Ders şu ki buna çözüm için ne yapmamız Evet. gerektiğini de konuşmak Konuşmak lazım. lazım. Elbette ki hani tasarruf ve vesaire gibi ya da işte eldeki malzemenin, materyalin doğru kullanılması da önemli ama bir yandan da gerçekten kullanırken yaptığımız, tükettiğimiz şeylerin değerini bilmemiz lazım. Evet. Ciddi bir tüketim toplumu olduk. Doğru. O yüzden de bu giymiyorsan giydir ve ikinci el pazarlarında dedik ki artık kadınlara, bizde de kendimle dahil olmak üzere, lütfen kullanmadığınız, giymediğiniz, sevmediğiniz, beğenmediğiniz, modası geçmiş olabilir. Giysileriniz, kıyafetleriniz, oyuncaklarınız, kitaplarınızı, sadece şey giysi de değil. Getirin ya takas edin karşılıklı ya da ikinci el satın. Yani çok küçük de olsa ailenize bir gelir elde etmiş olursunuz. Hiç olmazsa onları tekrar yeniden tüketime sokmuş Tüketime, oluruz. evet, o Döngüye girmiş döngüye olur. girmiş olur diyorsunuz. Peki Neslihan Hanım, bir de şeyden bahsettik, tamirhaneden bahsettik. Onu minicik geçtik, onu biraz daha açalım. O da Evet. keyifli bir proje. En son projemiz o. Biz Nilüfer Kent Konseyi'nin bütün yaptığı projelerin tamamında katılımcılık en öncelikli işlerden bir tanesi. Burada da bir sivil girişimle yaptık. Rufco Living ile beraber bu bir sivil girişim projesiydi. Onların paydaşımız onlardı. Nilüfer Belediyesi, Rufco Living ve biz olarak gerçekleştirdik. Burada şunu hedefledik. Yine iklim krizi ve ikinci eldeki ikinci el pazarı gibi hepimizin evinde atılmış küçük ya da büyük işte bozulmuş eşyalar var ve biz artık bir şeyleri tamir etmeyi bilmiyoruz. Eskiden öyle değildi. Ben biliyorum benim babam marifetliydi. Evde bir şey elektrik ile ilgili sorunu kendisi çözerdi. İşte bir şey çakılacaksa dikilecekti. Küçük marangoz işlerini kendisi yapardı. Ama bizler artık bu kuşak ve hele bizim çocuklarımız tamamen uzaklaşmış durumdalar. Şöyle düşündük ya da uzaklaşmasalar bile ellerinde o malzemeler yok. Onların teminine ilişkin sıkıntı var ya da işte koca koca binalarda yaşıyoruz. Bunları yapabilme alanları yok bu işleri. Eğer bir dedik bir tamirhane oluşturabilirsek sadece tamir etmek maksatlı değil. Burada bu tamir kültürünü de, tamir bilgisini de
paylaşabiliriz. Tamir etmeye niyetli ama nasıl yapacağını bilmiyorsa da sorunu çözemez. Bununla ilişkin çok fazla toplantı yaptık. Mahalle komitelerimiz var biliyorsunuz. Önce tamirhanenin olacağı o bölgede, dediğim gibi Agora'nın karşısında Bilfer Belediyesi o binayı bize tahsis etti. Üç tane mahalle derneğiyle, mahalle komitesiyle beraber, kadın dernekleriyle beraber toplantı yaptık. Dedik ki tamirhane ile ilgili bir fikrimiz var. İçini nasıl dolduralım? Siz ne istersiniz? Siz orada neyi görmek istersiniz? Neyi yapmak istersiniz? Kimle yapmak istersiniz? Ya, bir ortak akıl ürünü şeklinde çıkıyor aslında projeler. Hepsi öyle. Kendi başına hiçbir iş yapmıyoruz biz. Dediğim gibi ortak akıl ve şehrin sesi, vicdanı olmakla ilgili. Sonra hemen akabinde mahallelerden sonra meclislerimizle konuştuk. Meclislerimize sorduk. Siz nasıl bir tamirhane hayal edersiniz? Tamirhanede neyi en çok tercih edersiniz? En çok görmek istediğinizde? Ya 500 kişiyle yani dediğim gibi meclisler, mahalle komiteleri. Birebir fikir alışverişi. Hemen onun karşısında bir okulun ismini hatırlayamadım şimdi. Orada bir okul var. Okuldaki öğrenciler, o meslek lisesiydi, çok önemliydi. Meslek lisesinin hemen karşısında zaten tamirhane. Çocuklar için doğal olarak orası bir aslında yaşam alanı olabilecek. Onun bahçesini nasıl kullanmalıyız? Hangi mobilyalar olmalı? İşte içinde önce ağaç mı olmalı, küçük elektronik mi olmalı, tekstil mi olmalı gibi 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 bütün detayları çalıştık. 3 hafta önce. Tabii bu işler öyle hemen de olmuyor farkındaysanız. Çünkü evet. Bu kadar katılımcılık dediğimizde herkese ulaşmaya çalıştığımız için projelerin bazen organizasyonu ve oluşumu uzuyor. Neyse ama bu bitti. 2 hafta önce lansmanını yaptık. Oranın binanın giydirilmesi ve yeniden organizasyonu, tadilatı da gerekiyordu. Şimdi Nilüfer Belediyesi sağ olsun, böyle güzel katkıları oluyor bize. Nilüfer Belediyesi şimdi o binanın tadilatına başladı. Bahçe düzenlemesi bitti. Muhtemelen 2 ay içinde biz artık orada, hani Nilüfer Kent Konseyi olduğu gibi, Nilüfer Kent Konseyi tamirhanesiyle de o binada artık yaşamaya, var olmaya, Nilüferlilerle beraber dönüştürmeye. Yani bu, evet, dediğiniz gibi çevreyle bağlantıda o atıkları değerlendirmek ve tüketimi de o anlamda biraz azaltmak. Çünkü elimizdeki hani bir nevi kendi söküğümüzü dikip tekrar onunla devam etmek. Veyahut da kendi eşyamızı tamir edip yine aynı eşyayı kullanarak devam etmek. Böylece çevre bilimci ve tüketim toplumunu da biraz dengelemek veyahut da o tüketimi azaltmak adına yapılmış şeyler. Bu da güzel bir proje Neslihan Hanım. Projeleri yaparken zaten gerçekten burada nihai olarak biz neyi söylemek istiyoruz, neyi anlatmak istiyoruz ve bunu anlatırken işte diyorum iklim krizi elbette ama bunun sonucunda bir yandan bakıyorsunuz ikinci el pazarlar çıkıyor, bir yandan da tamirhane çıkıyor. Yani burada önemli olan o hayatımıza değebilecek çıktıları yaşatabilmek, yaratabilmek. Onu da hep beraber yapabiliyoruz. Evet. Şimdi aslında bahsettik biraz, şey dediniz, Afet Koordinasyon Merkezi bu gelecekteki planlarınızdan bir tanesiydi. Bunun haricinde gelecekle ilgili planlar şu an düşünülüyor mu ya da böyle bir planlama yapıldı mı? Ve sonrasında da Kent Konseyi'nin önemiyle ilgili aslında hep bahsettik ve topluma katkısıyla ilgili sözlerinizi alabilirsem. Programın sonuna doğru da geliyoruz. Şöyle yine aslında afet koordinasyona ilişkin ikinci önemli bir proje var. Bunun da tabii gündemimizi o kadar çok yani kapladı ki biz de dönüp hem Nilüfer'e hem Bursa'ya baktık. Bizde ne eksik ya da daha iyi nasıl olabilir gibi. Mahalle komiteleri üzerinden mahalle destek gönüllüsü çalışmasını başlatıyoruz burada da. Yine burada da paydaşımız var. Tek başına değiliz. Bir mahalle komitesi gönüllüleri, mahalledeki yaşayan herkes, buradan da çağrı çıkmış olayım. Aynı zamanda NAK ve Nilüfer Belediyesi olacak burada. Nilüfer Arama Kurtarma. Nilüfer Arama Kurtarma. Onunla beraberiz. Şöyle dedik.
bu depremde gördük ki en önemli sorunlardan bir tanesi koordinasyon ve organizasyonun olmamasıydı. Olası bundan sonraki, umuyorum olmaz. Yani hiç çağırmamak lazım ama Türkiye'de ya da Marmara'da herhangi bir deprem ya da Bursa'da herhangi bir deprem olduğunda her mahallede mahalleli kendi destek ekibini oluşturabilsin. Biliyorsunuz Nilüfer'in mahallelerinde deprem istasyonları var. Bu mahalleli bu deprem istasyonunun nerede olduğunu bilsin. Evet. Deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu bilsin. Bu istasyonların içinde hangi malzemeler olduğunu bilsin. Nasıl kullanılabileceğini bilsin. Ve kendisi içinde mahalleler arasında iletişimi sağlayabilsin. Hı-hı. Yani çok temel, çok basit Hı-hı. bir destek çalışması bu ama gördük ki olmazsa olmaz. Hayat kurtarmak kadar bu organizasyonla yapmak çok önemli. Burada NAK'la ve belediyeyle ve hatta bununla ilgili AFAD'dan da randevu istedik. AFAD'dan da yani sonuçta küçük Tabii. bir şey değil. Ulusal anlamda da bütün belki de bütün Bursa'da bu mahalle destek çalışmalarının yapılması gerekiyor. Hı hı. Öncelikli olarak bütün deprem bölgesindekiler de bunu evet. yapması gerekiyor. Yani Bursa'dan başlayarak belki de bu proje Türkiye'ye evet. de örnek olsun şeklinde. Daha ulusal kuruluşlarla da birlikte çalışıyorsunuz. Onları evet. da paydaşınız olarak alıyorsunuz. Ya da dönem dönem onlardan destek istiyorsunuz. Yani bilgilendirme Hı-hı. olabilir bu daha çok. Işte çalıştay yapacağız. Yine ay sonunda Büyükşehir Kent Konseyi, Bursa Kent Konseyi ve Kent Konseyleri ile beraber Hı-hı. yine bir çalıştay Hı-hı. yapacağız. Burada da yine destek. Birbirimize güç vermiş oluyoruz. Evet, sinerji. Aynen. En iyi yaptığımız iş bu organizasyon. Evet, ama önemli. Dayanışmayı sağlamak, evet. farkındalığı sağlamak için enerjiyle birlikte, o çalışma enerjisiyle birlikte sinerji de tabii ki çok önemli kuruluşlar arasında. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben katıldınız, teşekkür ediyorum. Bilgilendirdiniz. Son olarak gönüllüler için söylemek istediğiniz bir şey var mı? İsterseniz kameraya karşı da Neslihan Hanım, buyurun. Şöyle söyleyeyim Nilüfer'deki herkese. Sevgili Nilüferliler, lütfen mahalle destek çalışmalarına dahil olun. Afetle ilgili olarak. Mahalle afet dayanışma gönüllüsü dedik onlara. Hı hı. Onun dışında mahalle komitelerinize gidin. Mahalle komitelerinizde mahalle ilgili olarak sadece sorunlar, dayanışma çözümler. Değil aslında dert. Hı hı. Komşuluk ilişkileri de dahil olmak üzere koca sitelerde oturuyoruz evet. biliyorsunuz. Hı hı. Orada bir sosyal ilişki, onun organizasyonun, hı hı. o tekrar eski birlikteliklerin yakalanması gerekiyor. Onun dışında dediğim meclislerimiz var, kapımız herkese açık. Bütün gönülleri, bütün meclislerimizde bizle beraber yan yana çalışmaya davet ediyoruz. Nilüfer dediğim gibi bu açıdan çok tecrübesi olan hı hı. ve geçmiş büyük bir organizasyon olan bir ilçe şanslıyız. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz efendim güzel bilgilendirmeler için. Ve güzel projeler için devamında hep bekliyoruz. Olacak mutlaka. Efendim bu haftaki konuğumuz Sayın Neslihan Binbaş idi. Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı. Kendisinden güzel bilgiler aldık. Konseyle ilgili, yapısı, organizasyonuyla ilgili, projeleriyle ilgili ve gelecek projelerle ilgili hali hazırdakiler dışında da. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.